Merhaba arkadaşlar. Bir başka video ile daha beraberiz. Bugün de biraz daha teorik, biraz daha medyaya dair bir video çekmeye çalışacağım inşallah. Şimdiden beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ricasını tekrarlayayım. Ve hemen meseleye geçeyim. Bugün sitemizin ve panelistin yazarlarından Mahmut Cemil İnce'nin geçmişte yazdığı bir yazı ile ilgili kısa bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Bu yazının adı Medya Neyle Kaimdir? yani medyanın nasıl, ne şekilde, hangi vesileler, hangi vasıtalarla ayakta durduğu ve medya faaliyetlerini destekleyici unsurların ne olduğu ile ilgili bir yazı çok da okunmuş ve beğenilmişti yazı. Kısaca yazı şundan bahsediyor. Medya faaliyetlerinde medyanın gücünde, medyanın ortaya koyduğu etki alanında kitlelerin, halkın teveccühünün önemi. Yazı aslında biraz bundan bahsediyor. Ee, tabii ki yazıda şunlar söylüyor. Ben bir yandan yazının da metnine bakıyorum. O yüzden ee, içerisinde bulunduğumuz çağda medyanın her geçen gün önemini arttırdığına değinilmiş. Ve e, şu doktrindeki şu ifadeye değinilmiş. Medya biliyorsunuz bazıları tarafından dördüncü erk yani yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü erk e, olarak niteleniyor. Özellikle e, yani bugün sosyal medyanın aldığı boyut düşünüldüğü zaman... Ki bunun yasama yürütme ve yargı erklerinin otoritesinin kimi zaman tesir bakımından tabii ki halka tesirden bahsediyorum. Üstüne çıktığını e, görüyoruz, buna şahit oluyoruz. E, gerçekten de bu kavramın, bu değerlendirmenin, bu doktrinin önemi ortaya çıkıyor. E, ya yani Medya faaliyetleri herhangi bir hobi çalışması olarak, herhangi bir iş kolu olarak yapılmıyor sadece diyor. Ee, özellikle gerçekten bu konuda medyanın tarihini okuyanlar açısından net bariz bir şey ortaya çıkıyor. O da şu medya her zaman ilk matbaanın kurulduğundan bugün sosyal medya araçlarının çıkmasına kadar e, zenginler için özellikle birer yatırım aracı olmuş arkadaşlar. Yani nasıl? İşte Almanya'da ilk Gutenberg vesaire e, yanlış ismini hatırlıyor olabilirim Gutenberg de yanlış hatırlamıyorsa e, matbaayı kurduğu zaman e, şu oluyordu kitli e, insanları zenginleri özellikle bu yatırım aracının e, öneminin farkında olduğu e, halde buluyordu ve zenginler paralarını getirip matbaa kurmaya yatırıyordu. Niye? Çünkü Almanya'da o dönem özellikle reform hareketinin etkisiyle okumaya, bilhassa yerel dillere çevrilen İncil'e çok fazla bir talep vardı. Bu yüzden halkta sattığı için e, zenginler medyaya çok yatırım yaptı. Yani Osmanlı'da matbaanın gelişmemesinin e, sebeplerinden biri de buydu. Tamam e, ilmi açıdan belki İstanbul'da ve başka yerlerde e, ortamlar vardı. El yazması kitaplar çok fazla teveccüh görüyordu ama e, halk nezdinde e, talep doğrusaldı. Yani ciddi bir ivme yoktu talepte. Almanya'da bu mevzunun bu kadar erken ve hızlı yayılmasının sebebi talepte çok ciddi bir ivme olması ve yatırımcıların da buraya yönelmesiydi. Tabii ki bunun altında birçok başka sebep var da sebeplerinden biri bu. Burada da kitlenin medyaya olan etkisi ön plana çıkıyor. Bugün de e, sizin de göreceğiniz üzere her gün neredeyse yeni bir sosyal medya platformu kuruluyor. YouTube'da, Twitter'da, Facebook'ta vesaire. E, bunların da hem medya erişimin kolay olması hem de medya faaliyetlerinin ciddi yatırımla güzel getiri e, getirmesi yatırımcılar açısından e, büyük rol oynuyor. E, tabii ki <laughs> burada medya gücünde kitle faktörü e, yazının esası biraz da buna değinelim diyor ki Mahmut İnce dünya üzerinde hiçbir iktidar unsuru yalnızca güç kullanarak e, Kaim olamaz her iktidar unsuruna belirli bir kitlesel rızanın değişlik etmesi gerekir Tabii ki burada e, iktidarın otoritenin e, iki ayrı unsuru meselesinden bahsedilmiş yani iktidarın hem, hem güç kullanma tekeli unsuru var Yani hem bir şiddet uyguluyor kendi iktidarını e, tesis etmek için hem de bir rıza üretiyor Hani bir iktidar güç kullanmadan ve rıza üretmeden ayakta kalamaz gibi temel kabul edilen bir doktrin var. Bu gerçekten de isabetli bir siyasi doktrin diyelim bence en azından hani rıza da bir yandan üretmek gerekiyor. Ne demek rıza üretmek? O otoritenin, o iktidarın kendi hakimiyeti altında, kendi yönetimi altında yaşayan insanlar açısından bir yaşanırlık nasıl diyelim bir maslahat üretiyor olması gerekiyor. Yoksa insanların bu e, otoriteye herhangi bir teveccühü kalmıyor ve belli bir süre sonra zaten bu otoritelerin yıkıldığını görüyoruz ki orta çağda vesaire bu çok yaygın olarak yaşanan bir şey. Ee, burada <laughs> Mahmut bilince yine şöyle söylemiş. Kendisi için bir meşruiyet, pazar, destek atmosferi, rıza alanı inşa edemeyen bir iktidar unsurunun yalnızca kuvvet vasıtalarını kullanarak sürmesi pek mümkün değil. Gerçekten de demin dediğimiz gibi ee, ve devam etmiş. Esasen medya gücünü ayakta tutan en önemli unsurlardan biri de halk kitlerinin medya organına yönelik açık ve örtülü desteğidir. Ee, bu destek farklı şekillerde tezahür edebilir demiş ve destek unsurları olarak şunları saymış. Ee, yayınlara etkileşim verilmesi, bu medya organının görünür kılınması ve bu medya organının göz aşinalığı edinmesi ve söylemlerine böylece bir meşruiyet ve ön kabul algısı oluşturulması. Gerçekten de biz şuna dikkat ediyoruz. Devasa medya kartelleri her ne kadar bunların güvenilirlikleri konusunda çeşitli odaklarla irtibatları konusunda ciddi söylemler olmasına rağmen yerel ve bilinmeyen medya kaynaklarından öne çıkıyor. Yani biz yerel ve olaya bizatihi şahitlik eden bir medya kaynağına güvenilmezken çeşitli taraflarla, çeşitli güç odaklarıyla bağlantısı olduğu bilinen medya kanallarına güvenin çok fazla olduğunu görüyoruz. Örneğin işte dünyada devam eden savaşlar var. Dünya medyasının çok ciddi bir kesimi belirli taraflara ait. Bunu biliyoruz. Örneğin Amerikan Devleti'nin Rus Devleti'nin doğrudan medya organları var. Bunların yayınladığı haberler teveccüh görürken bunların yayınladığı haberler ya bu doğrudur gibi kabul edilirken çeşitli daha ufak ve yerel medya kaynaklarının servis ettiği bilgiler o kadar da ciddiye alınmıyor. Bu tabii ki kitleler nezdinde böyle. Ha, o yüzden medyanın ayakta durabilmesi için bu e, küçük de büyük de gelişmiş de gelişmemiş de tüm medya organları için geçerli. Yanında bir halk kitlesinin bir kitle desteğinin olması gerekiyor. Yani onun yayınlarını beğenen paylaşan, çevresine gösteren ona bir kitle oluşturan bir e, çevresinin olması gerekiyor ki e, ülkemizde de yani Türkiye'de de ve diğer ülkelerde de Bakıldığı zaman bu medya organlarının ne şekilde kendisine meşruiyet ve kabul edilebilirlik alanı oluşturduğuna bakıldığı zaman çevresinde kendilerine ait kitlenin onlara yönelik teveccühünü görüyoruz. Yani bir medya organı şey paylaştığı zaman onun işte beğenilmesi, paylaşılması, yayılması, onun haberlerinin paylaşılması gibi bir e, nasıl diyelim teveccüh görüyoruz. Bu özellikle sosyal medyada kendisini çok fazla e, öne çıkarıyor bu şu şekilde Mahmut Cemil İnce son veriyor. Bu açıdan medyanın parasal imkanla olduğu gibi kitlesel destekle de kaim olduğunu söylemek gerekir. Bu gücü edinmek medya organının kalite ve çalışmasına bağlı olduğu gibi kendisini o medya organının çizgisine yakın hisseden kimselerin de böyle bir katılımıyla mümkündür. Yani şunu söylüyor bir medya organının çizgisine yakın olduğunuzu düşünüyorsanız veya yayınlarını beğeniyorsanız ona belli şekilde destek verir yani yayınlarını paylaşarak, görünürlüğünü artırarak, ondan çevrenizde bahsederek ona bir kitle oluşturmanız gerektiğini burada Mahmut Cemil İnce savunuyor. İnşallah bu yazının linkini de videonun alt kısmına ekleyeceğiz. Dileyen arkadaşlar buradan okuyabilir. Ben benimle beraber olduğunuz için bu yayında da çok teşekkür ederim. İnşallah bir başka yayında sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.